gündemden düşürmemeye çalışacak Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri. Çünkü geçen sene bu aylarda belirlenen asgari ücretle asgari ücretle bir yıl geçirdi. Ve aldığı o asgari ücret ne yazık ki eridikçe eridi. 17.002 liralık asgari ücret yıl sonunda geldi 11 bin lira düzeyinde Türk lirasındaki değer kaybıyla birlikte. Bir yandan da yurttaşın dişinden tırnağından ayırıp kenara koyduğu birikimi, 3 kuruşluk birikimi, o da eriyip gitti zaten. Ekonomi yazarı Remzi Özdemir bu bölümde bizlerle birlikte, paramedya.com kurucusu ve Yeni Çağ gazetesi yazarı. Sayın Özdemir, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi dedim ya, yurttaş dişinden tırnağından ayırıp belki bir birikim yapmak istedi ama o birikim de buhar oldu, gitti, uçtu. Şimdi Merkez Bankası haftası, bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek bu hafta. Önemli bir karar olacak. Beklentilere baktığımızda Sayın Özdemir, beklentilerde, beklenti anketlerine katılanların tümü neredeyse faizin sabit bırakılacağını söylüyor. Bir sürpriz yapar mı Merkez Bankası? Ya da faizle indirim döngüsü ne zaman başlar? Başlayacak mı? Ne dersiniz bu hafta için? Yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl önce Mehmet Şimşek'ten önce Merkez Bankası'na yönelik şöyle bir suçlamada bulunuyorduk. Kararlarını öngörememek. Yani bütün dünyadaki merkez bankalarının kararlarını analistler, ekonomistler öngörebilir. Yani bu Merkez Bankası bunu yapabilir. Fed'in kararı öngörülebiliyor Hindistan Merkez Bankası'na. Ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararlarını öngöremiyorduk. Neden öngöremiyorduk? Çünkü politikanın etkisi altındaydı. Çünkü bağımsız, özerk olması gereken bir kurum Cumhurbaşkanı tarafından adeta yönetiliyordu ve Cumhurbaşkanı ağzından çıkan her kelime bir süre sonra Merkez Bankası'nın politikalarına yansıyordu. Böyle olunca da Merkez Bankası ne dedi değil, Cumhurbaşkanı ne dediye dönmüştü. Ancak son bir buçuk yıldır Merkez Bankası'nda bağımsız bir görüntü var. Görüntü diyoruz çünkü son 2-3 haftadır yeniden Merkez Bankası tartışılmaya başladı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakta yaptığı bir açıklama ciddi anlamda Merkez Bankası üzerinde bir faiz indir baskısının olduğunu ortaya çıkarttı. Evet, Merkez Bankası şu an direniyor ama bir taraftan da saraya yapılan baskılar, özellikle belirli kesim, düşük faizle beslenen, dahası vatandaşın elindeki 3 kuruş tasarrufu yağma maliyetiyle kredi olarak kullanan kesim şu anda ciddi anlamda lobi faaliyetinde bulunuyor. Faizler insin diye. AKP ya da Cumhurbaşkanı buna ne kadar direnecek? İşte biz bunu yakında göreceğiz. Ancak bu haftaki Merkez Bankası toplantısı için ben şahsen diğer analistler gibi bir faiz indirimi olacağını sanmıyorum. Olursa ne olur? İşte olursa bana göre en büyük kıyamet işte o zaman kopar. Türkiye hızla NAS politikalarına yeniden döndüğü şeklinde yorumlanır. Piyasa yeniden dengeleri sarsılır. Özellikle dövizde ciddi bir hareket olabilir. İşte bunu göze alır mı Merkez Bankası? Normal şartlarda son bir buçuk yıllık icraatına baktığımız Merkez Bankası'nın bu riski göze alacağını sanmıyorum. Almayacak da bana göre. Ama üzerindeki siyasi baskıya daha ne kadar direneceği de açıkçası tartışma konusu olmaya başladı. Peki Merkez Bankası en erken ne zaman faiz indirebilir? 2024 yılını aslında genel olarak kapattığını düşünüyoruz. Ama Aralık ayı için bu baskının daha da artacağını düşünerek, yani 2024 işte artık düzelmeye başladı gibi yorumlar nedeniyle Aralık ayı faiz indirimi için %30 da olsa olasılık dahilinde. Ama bu olasılığı yine de belirleyecek olan enflasyon rakamı, yani Kasım ayı enflasyon rakamı. Eğer Kasım ayı enflasyon rakamı Merkez Bankası'nın tahminleri doğrultusunda, yani 1,5'un altında çıkması halinde Aralık ayında faiz indirimi beklenebilir. Ama peki enflasyon bu rakamda çıkar mı? Eğer TÜİK şapkadan tavşan çıkartmazsa
Elbette zor. Yine beklenen bir enflasyon, %2 civarı bir enflasyon bekleniyor. Zaten Merkez Bankası'nın son enflasyon beklentisini de güncellemesi bana göre Kasım ayında pek umutlu olmadığını gösteriyor. Evet. Benim şahsi görüşüm, verilere bakarak yaptığım yorum ya da Merkez Bankası'na yakın kaynaklardan edindiğim bilgiye göre Türkiye en erken Ocak ayında faiz indirimine gidebilir. Tabii burada Bilge Hanım, faiz indirimi deyince insanlar bir anda her şeyin değişebileceği bir faiz indirimi bekliyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani şu an Merkez Bankası'nın gösterge faizi 50. Bu gösterge faizini Merkez Bankası en fazla 48'e düşürebilir. Yani öyle diğer birçok insanın beklediği gibi ya da kredi kullanan ya da kullanacak insanların beklediği gibi %30'lara gelmeyecek. Evet, %30'a gelecek ama bu belki bir yıl sürecek, belki 1,5 yıl sürecek. Yani Merkez Bankası öyle NAS dönemindeki gibi, Kavcıoğlu dönemindeki gibi hoyratça 8 puan indirdim, 7 puan indirdim, 6 puan indirdim demesi imkansız. Çünkü evet, şu an ekonomi konjonktür ona müsait değil. Zaten o hareketi yapması halinde de Türkiye'de gerçekten yeni bir NAS dönemi başlıyor ve o da sonsuza kadar belki de sürecek ekonomik bir kıyamet olarak yorumlayabiliriz. Şimdi tabii TÜİK'in o şapkadan çıkardığı tavşanlara çok alışkınız ama şapkadan çıkan tavşanlarla işte yine emekli zam alacak ki geçtiğimiz haftada konuşmuştuk. Milyonlarca emekliyi, değerli izleyiciler, sıfır zam tehlikesi bekliyor yine kök ücret garabeti yüzünden. Şimdi konuşacağız, bir yandan da tabii bu konut kredilerinde ilginç şeyler oluyor. Bununla ilgili sormak istediğim sorular var ama bir sıcak görüntüyü getirelim ekranlara, arkadaşlarımızdan rica edeyim. Zira bugün çok önemli bir gün. Bugün bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor diye başlamıştık değerli izleyiciler. Duruşmanın başlamasını bekliyoruz önümüzdeki dakikalarda. Görüntüleri verelim arkadaşlar ekranlara hazırsa. Elebaşılığını Fırat Sarı ve İlker Gönen'in yaptığı ileri sürülen çete hakkındaki iddianame Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. 22'si tutuklu 47 sanık bugün 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor. Mahkeme salonunun girişinde de tabii yoğun bir şekilde kalabalık var. Görüntü bakın geldi işte. Tele1 muhabiri Ersin Eroğlu içeride bu görüntüleri de bizlerle paylaştı. Dışarıda böyle bir koridorlarda böyle bir kalabalık var. Sesi de duyabiliyor muyuz arkadaşlar? Şu dakikalarda pek çok hukukçu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasi parti temsilcisi koridorlarda bekliyor. İçeri girebilmek için değerli izleyiciler saat 10'da başlaması bekleniyordu duruşmanın. Ancak henüz başlayamadı. Zira duruşma salonunun dışında bir izdiham var. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi burası. Bir kez daha altını çizelim. 47 sanık ki 22'si tutuklu. Bugün Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında çıkacaklar. Bununla ilgili 1400 sayfalık bir iddianame hazırlanmıştı. Ölen 10 bebek maktul, 5 kişi müşteki, biri Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü, suçtan zarar gören 19 özel hastane ve sağlık şirketi de malen sorumlu olarak yer alıyor. SGK'dan günlük 8 bin lira kazanabilmek için 10 bebeğin ölümüne neden olan İrdoğan çetesi az sonra hakim karşısına çıkacak. Bunlar da işte sıcak görüntülerde sizlerle paylaşmak istedik. Pekala, dönelim ekonomi yazarı Remzi Özdemir'e bir kez daha. Sayın Özdemir, bir görüntü paylaştık az önce. Şimdi arkadaşlarımdan o görüntüyü bir kez daha ekranlara getirmelerini isteyeceğim. Yoksulluğun resmi, çürük domates, çürük domatesin 5 lira olduğu, 5 liraya satıldığı ve emeklinin, emekçinin ne yapsın çaresiz sofrasına koyabilmek için o domatesleri aldığını gördük, gösterdik. Dolayısıyla bu da ülkenin görüntüsü bir yandan da. İşte biz bu şartlar altında bakın neler neler konuşuyoruz, yurttaşın gerçek gündemi konuşulmasın diye. Emekli emekçi ancak ala ala bunu alabiliyor. Peki yeni yılda kaderi değişir mi? Ne dersiniz? Kesinlikle değişmeyecek. Çünkü şu an AKP'nin kurduğu enflasyonla mücadele oyununda en büyük kozları dar gelirlinin ya da ücretlinin, emeklinin, asgari ücretlinin fakirleştirilerek. Yani
Beklenen enflasyon modeli biliyorsunuz geçmiş ayın enflasyonu baz alınmıyor. Gelecek Merkez Bankası'nın hiçbir zaman bakın hiçbir zaman tahminleri tutmayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentileri doğrultusunda bu zam verilecek. Şu an masada olan bu. Kimse kalkıp da işte geçmiş yılın enflasyonu %45'in üzerine 5 puan refah payı ya da 3 puan koymasın, koymayacak da. Çünkü burada enflasyonla mücadele adı altında dar gelirlerin kurban edilmesi var. Bunun başka hiçbir izahı yok. Fatura kesildi. Sadece belirli kesime ödetilmesi kaldı. O da zamlarla birlikte yapılacak. Yani asgari ücrete nasıl bugün insanlar %30-35 zam bekliyorsa aslında bu beklenti de yanlış bakın. Yani halen daha hani ölümü gösterip sıtmaya razı olmak gibi. Tabii. Normal şartlarda son 12 ayda Türkiye'de gerçekleşecek olan enflasyon en iyimser halle %44-45 bakın 44-45 yani asgari ücrete ya da emekliye verilecek zamın en az 45 olması gerekiyor ki bu insanların sadece kaybını korusun. Bakın ekstradan refah seviyesinin artması değil sadece kaybının koruması ama bunu yapmıyorlar. Artık öyle bir algı yaratıldı ki asgari ücret için %20 isteniliyor. Yani beklenen enflasyona göre 5 puanlık refah payı. Ya peki enflasyon bu gerçekleşmese ne olacak? Bu insanların bir yıllık kaybı ne olacak? Bir yıllık alım gücü ne olacak? Bakın bir kilo domates siz 5 lira diyorsunuz ama bugün normal şartlarda bir kilo domates 90 liradan satılıyor. 90 liradan satılıyor. Yani erişilebilirlik sorunu var. Hani birazdan konuşacağız, konutu konuşacağız ama bence konuttan çok Türkiye'de geniş bir kesimin gıdaya erişim sorunu var. Yani bu çok önemli. %20 ile 30'la zamlarla insanlar bu gıdaya erişemez. Erişmesi de mümkün değil. Bugün 100 lira, bugün bir salatalık 90 lira. Böyle bir mantık, Türkiye böyle bir tabloyu tarihi boyunca görmedi. İnsanlar artık taneyle almayı da bıraktı. İşte gördüğünüz gibi çürük normal şartlarda imha edilmesi gereken domatesi alıyor. Bakın 5 liraya. Yani cazipmiş gibi gelebilir işte nasıl olsa atılmaktansa. Hayır, bu imha edilmesi gereken domatesler. İşte bu seviyeye geldik ve biz halen daha beklenen enflasyona göre zammı konuşuyoruz ve insanlar %30 asgari ücrette %30 zammı makul görmeye başladı. Çünkü hükümet kapıyı %20'den açtı. Bunu aslında Türk İş de biraz yapıyor. Çünkü Türk İş'in de geçmiş dönem pazarlıklarına baktığımız zaman ilk önce tavanı veriyor. Ve ondan sonra iktidarın masaya getirdiği rakamla ikisinin arası bulunuyor. Yani aslında tamamen bir toplum mühendisliği yapılıyor. İnsanlara dediğim gibi ölümü gösterip sıtmaya razı ediliyor ama 2025 yılının fukaralığın daha derin yaşanacağı bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Özellikle bu zam politikasıyla son derece tehlikeli bir döneme giriyoruz. Gıdaya erişim. Bakın artık etten de vazgeçtik. Tabii. Hatırlarsanız sık sık dile getirirdik. İnsanlar 150-200 gram kıyma alıyordu. Artık insanlar kıymayı bıraktı. İnsanlar domates nasıl alırım diyor. Biber nasıl alabilirim diyor. Sebzeyi nasıl alabilirim? Bakın meyve dahi lüks olmaya girdi. Yani insanlar artık sofralarına meyve koyamıyor. Çünkü lüks yani. Bizim dünyanın en büyük meyve üreticisi bir ülke olarak halkımız meyve yiyemiyor. Biz bu hale geldik ve biz halen daha beklenen enflasyona göre mi zam olmalı yoksa gerçekleşen mi diye böyle saçma sapan bir tartışmadayız. Tabii. Biz tartışmıyoruz da kimileri tartışıyor. Hem de hiç utanmadan tartışıyorlar. Halbuki abeste iştigal yani. Enflasyonun kağıt üstünde TÜİK'e göre bile %45 olduğu bir ortamda %25 zammı konuşmak utanç verici. Ama utanmıyor kimileri. Şimdi Sayın Özdemir, gelir az gider çok. Hal böyle olunca vatandaş geçinemiyor. Ne yapsın? Aradaki farkı kapatabilmek için kredi çekiyor. Kredi kartından çekiyor, o karttan çektiğini bu karta yatırıyor. Dolayısıyla büyük bir sarmalın içerisinde ve bu borç sarmalı büyüyor. Şimdi kredi faizleri çok yüksek. Bu şartlar altında ilginç bir veri açıkladı TÜİK konut satış verilerini. Geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk bunu. Türkiye genelinde 160 bin konut satılmış. Bunun büyük bir kısmı yeni konut.
Ama burada tabii ilginç bazı başlıklar var. Zira ipotekle yani kredili konut satışının %278 gibi bir oranda olması. Bu kısmını konuşmadık. Şimdi bu ne anlama geliyor? Siz paramedya.com'da da biliyorum bunu kaleme aldınız. Dolayısıyla %3 veya daha yüksek faizle kim, neden ve ne amaçla konut kredisi alır ki Sayın Özdemir? Ne anlattı bu tablo size? O tabloyu girmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Türkiye belki de 2025 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük bireysel iflasını görecek. Şu anda bankaların harıl harıl üzerinde çalıştığı, yapılandırma konusunda gayret sarf ettiği tek kredi bireysel krediler. Çünkü işte o biraz önce de ifade ettiğim gibi gelir adaletsizliği toplumun büyük bir bölümünü fakirleştirdi. Ve insanlar bireysel kredi ve kredi kartıyla yaşamaya başladı. Ancak gelirleri o kadar artmadığı için ve faiz oranlarının yükselmesi nedeniyle şu anda tıkanmış durumda. Ve bankaların bugün en büyük sorunu bireysel kredilerin geri ödenmemesi. Ve bununla ilgili daha henüz iktidarın ciddi bir projesi yok. Ve anladığım kadarıyla da bu insanların iflasa gitmesine izin verilecek. Yani bir taraftan bankalar bu sorunu yaşarken bir taraftan da banka vatandaş icralık olacak. 2025'teki bana göre en büyük tartışma konumuz bu. İşte bu çerçevede enteresan bir veri çıkıyor. Yani bireysel iflaslar artarken hem de hızla çığ gibi artarken konut kredilerinde bakın çok çok enteresan. Yani bunun üzerinde çok durulması gerekiyor. Belki de üniversitelerde ciddi anlamda derslere konu olacak bir şey. Böyle bir ortamda faizin %50 olduğu bir ortamda ipotekli yani kredili konut alımı %278 artıyor. Bu dehşet bir rakam. Bu izah edilmesi mümkün olmayan bir rakam. Ama bunun şu izahı olabilir. Çünkü Türkiye'de özellikle kur korumalı gibi devletin sırtından büyük paralar kazanan belirli sermaye grupları burada %3 aylık %3 olan krediyi kullanmış olabilirler. Çünkü halen daha bankalarda mevduat %4'ün üzerinde. Yani o aradaki bir puanlık farkla konut ileride konut kredilerinin konut fiyatlarının da artacağı düşünülerek burada girmiş olabilirler. Ama bir başka bir boyutuysa insanları gaza getiriyorlar. Bakın inşaat AKP'nin en sevdiği şey. Hiçbir zaman AKP ağır sanayi ya da tarım ya da ihracat der ama halen daha ihracatımız 250 milyar doların altında. Hiçbir zaman yukarıya çıkmadı. Çünkü katma değerli ürün ihraç etmemiz için herhangi bir çabamız yok. Savunma sanayi diyoruz ama o devede kulak. Yani ciddi değil. Biz çünkü ağırlıklı olarak tekstil ürünleri ve tarım ürünleri ihraç ediyoruz ve bu da bize bir katma değer sağlamıyor maalesef. İşte böyle bir ortamda siz gidiyorsunuz %3 bankadan krediyle konut alıyorsunuz. İşte o lobinin bir eseri. Yani konut lobisi, inşaat lobisi öyle bir PR yapıyor ki yarın Merkez Bankası faizleri indirecek. Gidin alın şimdiden çünkü konut fiyatları katlayacak. Siz faiz indirim süreci başlar başlamaz yapılandırmaya gideceksiniz. Bakın benim çevremde de var. Çok sayıda insan bu beklentiyle hiçbir zaman ödeyemeyeceği kredilerin altına imza attı. Ve tek umutları Merkez Bankası'nın faizinde. Faiz indirir indirmez anında gidecekler yapılandırır. Böyle bir şey yok. Burada büyük bir aldatmacı var. Bugün Merkez Bankası bakın bu toplantısında %50 olan faizi %40'a bile düşürse bugün %3 ile kredi çeken vatandaş yapılandırmaya gidemeyecek. Gidebilmesi için en iyimser faizin %20 ile %25 aralığına düşmesi gerekiyor. Bu da yaklaşık Türkiye'de 1,5 yıl sürecek. Siz 1,5 yıl o %3 ile aldığınız kredinin faizini ödeyeceksiniz. Çünkü bankalar önce sizden kredinin faizini tahsil ediyor. Yani siz yapılandırmaya gitmeye başladığınız dönemde ya da o kanal açıldığında sadece ana parayı faizini çok çok
fazlasıyla ödediğiniz ana parayı ödemek için yapılandırmaya gideceksiniz ki bunun da hiçbir mantığı yok. Burada evet parası olan alıyor, hatta mevduatta, hatta altında değerlendirip alıyor onun faiziyle, ama asıl burada dar gelirlerinin hiçbir zaman ödeyemeyeceği kredinin altına imza atarak alması söz konusu. %278'in etkisi bu Bilge Hanım. Belki de 2025'te biraz önce de ifade ettim. Bireysel kredilerin yanı sıra konut kredilerinde de ciddi bir sorun yaşayacak. Hı hı. Çünkü bunun gerçi birçok banka, bakın en basitinden vatandaşlar şunu yapabilir. 10 banka, 10 tane bankayı seçip bu 10 bankadan konut kredisi talep edebilirler. Emin olun ki o 10 bankanın 7'si reddediyor. Tabii. Yani konut kredisi vermek istemiyor. Ve şu anda konut kredisi veren 2 ya da 3 tane banka var. Ve o bankalarda bunu hangi mantıkla veriyor tartışma konusu. Ama 2025'te biz konut sektöründe daha büyük sancılı günler yaşayacağız. Özellikle icradan satılık, bankadan satılık konutları çok göreceğiz. O zaman son olarak da şunu sorayım Sayın Özdemir, bu veriler geldiğinde dedik ki şöyle bir baktığımızda halk enflasyonun düşeceğine belli ki inanmıyor. Anladığımız kadarıyla halk konut fiyatlarında bir düşüş, bir gerileme olacağına da inanmıyor. Ne dersiniz? Tabii ki kesinlikle aynı görüşteyim ama bakın burada yanlış bir şey var. Hı hı. Yani enflasyon düşeceğine inanmıyor. Evet doğru. Ben de inanmıyorum bu enflasyon düşeceğine. Ama enflasyon, insanların kafasındaki yanıldığı soru şu. Enflasyon düşmeyecek ama faizler düşecek. Bakın bunun tek bir açıklaması bu NAS'tır. Bu iktidarın, halen daha vatandaş bu iktidarın NAS ekonomisine döneceğini bekliyor. Yani burada problem bu. Eğer gerçekten bu iktidar NAS ekonomisine dönerse, yani yüksek enflasyon, düşük faize geçerse, evet bugün bu ev alanlar %3 gibi tefeci faiziyle konut alanlar karlı çıkacak. Çünkü enflasyon patlayacak, faizler düşecek, sizin ödeyeceğiniz taksit bir kiranın yarısı kadar olacak ve o ev size bedavaya gelecek. Ama bu ya olmazsa, ya bir iktidar yeniden nasıl göze alamazsa ne olacak? İşte problem burada. Bana göre bu %278'in büyük bir bölümünün NAS beklentisi var ve Türkiye'de NAS beklentisi maalesef gitgide yaygınlaşıyor. NAS'a dönecek miyiz, dönmeyecek miyiz? Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama da biraz kafaları karıştırdı, uçakta yaptığı konuşmalar. Önümüzdeki dönemde göreceksiniz, faizle birlikte enflasyon da düşecektir. Benim düşüncemi zaten biliyorsunuz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla bu beklentiyi bir kez daha gündeme getiren açıklamalardı. Sayın Özdemir çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Rica ederim, iyi yayınlar. Sağ olun. Ekonomi yazarı Remzi Özdemir her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de bizlerle birlikteydi değerli izleyiciler. Yeni haftayı